Yani yürüyerek döneceğiz. Ne yapayım? Bütün üstümü boşaltıp kadınımı taşıyayım sadece. Evet. Ya ama yan görevlere gitsem yine üstüm dolu olacaktı. Bu kadını taşımak daha da zor olacaktı. Kadını uçağın içine götüreceğim. Ben de uçağın içine gideceğim. Öyle uyuyacağım ya. Hem kadın şey olur. Isınır. Hem ben ısınırım. O şekilde uyuyoruz. Ya da şu ateşin yanında falan uyuyalım. Uçağın içinde ısınıyorduk en azından. Yani. Aa, uçağın içinden çıkmak opsiyonmuş artık. Onun niye ısısı düşüyor onu anlamadım ateşin yanında. Şurada bir şey gördüm. Demir testeresi. Zaten var demir testere şu an. Ben de yatacağım buraya. Bir ateş kuralım. Yol boyu böyle ateş yapmamız gerekecek gibi duruyor yalnız. Daha yakacak bir şeyler bulayım da bu sabaha kadar yanan bir ateş haline getireyim şunu. Uyutalım. Gece yola çıkamayacağımız aşikar zaten. Bari o süreç zarfında yoğun bir ateşimiz olsun bizi şeyde tutan. Bayılmayız inşallah. Hatun'a bir su içirelim. Bundan sonra da basıp gidelim. Susamasına izin vermiyordu da. Ha. Böyle oldukça suyla savaşasın. Tuvalet ihtiyacı. Nereye sıçacak lan? Hey,
sabah olmak üzere. Şurada hemen bir kahve mahve, bir çorba morba bir şeyler yapalım. Yol için. İçilebilir su mu gerekli? Suyu mu bitti be? Yemek sıkıntı değil zaten, buralarda var yemek. Hazır yemek olayı çok güzel oldu ya. Sodaları modaları içim. 4 tanesi 1 kilo ediyor ki üstünde 4 taneden çok çok daha fazla var. Yer açtık bile. Tamam, Gwen'i buradan götürmeye başlayalım ya. Bir su içirelim. Kadın acıkmıyor, sadece susuyor. Feeling better now? Kendim de kahvemi içeyim. Bu sürede hem ısınma problemini hem de yorgunluk problemini tanış olalım. Gel. I have to carry you. Hadi bakalım, gidiyoruz. Etrafından geçeceğiz. Mecburen. Ya orada yol yok. Bayağı bir etrafından geçeceğiz. Şuradan yola doğru gitmem lazım. Kolay olmayacak bu hatunu taşımak. Bayağı bir bizi yürütecek yani. Burada dağlıksa buralardan veya kuzeyden kuzeyden geçmem gerekecek. Sanki kuzeyden gitmek şu sığınak şeyi açısından daha mantıklı gibi. Şurası açık gibi duruyor ama burada da sanırım bir patika matika buluruz. Dağa tırmanmaktan daha kolay olur diye düşünüyorum. Önce yolu bulup sonra mı taşısaydık hatunu acaba? O biraz sanki son dakika golü yiyebilirmişim gibi geliyor çünkü. Neyse, ateş yapacağım zaman etraftan topladınız. Burada bir valiz daha bulduk. You're safe now. Laps diye attı hatun. Bavula niye bakamıyor? Bakamıyormuş. Al. Vallahi ben halledemiyorum bağlama mevzunu falan. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Lops. I'll take it. Yün içlik belki iyi olabilir ya. Dur bakayım şuna. Oo, termal içliğe oranla bayağı iyi. Şunu al, termali at. Aynen. Gel bakalım. Won't let you fall. Mağaraya gireceğiz. Önümü gördüm. Ne yapayım? Sit down now. This stuff will come in handy.
Seni çok seviyorum Huydort, yeniden çekebilir misin kanalı? Teşekkür ederim şeyler için, cheer'lar için, cheer ordusu için. Aa, buradan geçit yok galiba. İşte bundan korkuyorum. Resmen boşu boşuna geldik. Hatun, buradan götürmem lazım. Dağlardan gideceğiz o zaman. Yani ya buralardan böyle dolaşacağım ki ne kadar uzak bir mesafe olduğunu siz hayal edin. Ya da kuzeyden gidip diğer tarafa. Gwen bayağı üşümüş durumda. Tekrar ateşin yanına götüreceğiz mecbur Gwen'i. Buradan çıkış var mı? Ha, dur bakayım, şuradan geçit var mı? Dağlardan geçemiyorsak Moria'dan geçelim. Karadras geçidi hobbitlere geldi. Rohan geçidinden gitmeliydik. Kuzenim bağlı mı bize, hoş geldin. Çıktık mağaradan. Ya haritaya göre önüm dağlık. Hani çıkış noktası yoksa ben şu an çok kötü bir yere gidiyorum ya. Yüzük taşıyıcısı karar verdi. Şuraya koyalım Hatun'u, bir ateş yakalım. Hatun donmak üzere çünkü. Benimkinde uykusu geliyor. Frodo battal olsun gelince sor. Ya. Battal da sormaz. Ay, içine tüküreyim. Daha sağlam işimiz yok mu? I feel it. Ne be, gibi tutup fırlatıyorum. Come on, little fire. Hızlandırıcıların hepsini kullandım tabi. Oh yeah, that's a good one. Tamam. Valizlere de bakayım. Hope nobody needs this anymore. Şuradan yol gidiyor mu diye de bir bakayım da. Valizler var orada falan. İnşallah geçit vardır yani. Boktan bir yere gidiyoruz ama ya. Sıkıntılı. Bir çekiliş yapabilir misin? Ne çekilişi? Şunları bir ekleyelim ateşe. Belli bir süre yansın. Üç saat mi yanacak? Ben de şurada bir iki saat uyutayım Hatun'u. Çok yoruldu, yarı yarıya yoruldu. Al bunu. Hadi bakalım, yolcudur Abbas. Devam. Umarım kimsenin ihtiyacı yoktur diyor. Olsa kaç yazar kardeşim. Harbiden ha. Allah'ın dağındayım ya. Burada kimin ihtiyacı olabilir abi çubuğa? Yok valise.
Kaza geçirdi. Hayatta mı kalmaya çalışacak, valizini mi arayacak ya? Hangimizin bir kere valizinde böyle outdoor survival tarzı bir şey var ki anasını satayım. Aa, kaza geçerdim, çok soğuk. Acilen boxer'ımı bulmam lazım. Tişörtüm nerede? Ölüyor. Bops. You're safe now. I'm here. I'll take it. Balıkçı kazamı. Şunlara bir bakayım ne durumdalar diye. Oo, çok iyi balıkçı kazanı at. Balıkçı kazanı giy, bunu da at. Tamam. Şu an hani soğuma anlamında çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Yemek kısmını da alayım. Vejeteryan yiyoruz zaten. Şişmanlar TV'de olmamız gereken bir hareket. Sağ ol, iyi seyirler. Gel bakalım. Easy does it. Tamam. Valla bu yolun sonu inşallah bir yere çıkar ya. Vallahi şuradan aşağı atmak isterim yoksa kadın. Ulan bütün ağır yükü ben yapıyorum, lütfen diyorsun ya. Sırtımda taşıyorum, daha ne yapayım? Cuma günü çıkıyor oğlum oyun. Perşembeden önce vermez yani. Perşembe de vereceğini düşünmüyorum. Yolun ucu bombok bence demiş. Valla göle gidiyoruz ya şu O ne lan? Telefon çalıyor. Ağam bizimle taşak geçiyor. Abi ciddi ciddi telefon çalıyor. Şurada ateş yakarız. Gel sen bir. You'll be okay. Bilmiyorum, verme. Erken erişim indirme şey verirlerse. Bütün ev yanmış, telefon duruyor bu sırada. Hello. Me again. What? How did you know I was? Güzel soru. Party line's a funny thing. All the calls go to every phone in the area. All I have to do is wait for you to pick up. What do you want, Molly? I'm kind of busy. Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. You spying on me? Just watching. Curious. Hey, that's kind of creepy. You want to tell me what happened to your man? I don't really have time for this right now, Molly. I'll go first. You asked about my husband when we were in the house. Harbi ha, bu hatun kesinlikle arıza. Sorry if this sounds harsh, but you don't seem too broken up about it. I'm not. I assume he's the one in the basement. Did you kill him? You tell me. Is failing to help someone the same as killing them? I guess that depends on the circumstances and the intent. Now you sound like a lawyer. Did you kill him? Allah Allah. Ne oluyor oğlum burada ya? Kocasının ölmesini dileyen kadın. Şurada yine ateş yakarız olmadı. Daha öğlen gerçi yani. Olmadı, günü geçirelim de. Ziyade günü geçirme de değil de. Şunları bir aldım. Her bok aldık değil mi?
Şimdi nereden gideceğimizi bir çözmemiz lazım öncelikle. İndik göl kenarına. Göl kenarından pek bir yol yok gibi. Bu kadar ağırlıkla buzun üstünde yürümek de tehlikeli olabilir. Ama buz üstünden başka da bir şansımız yok gibi duruyor. Sıçtık. İleride bir ceset var gibi duruyor. Mecbur buradan gideceğiz. Çok da iyi bir tercih olduğunu düşünmüyorum bu sırada. Buzun üstünde iki kişinin sırt sırta gitmesinin ama. Bilmiyorum ne olacak ne bitecek. Kuzeyden, vadiden belki gidebilir. Dağlardan gidebilirdik. Dağlarda ne var bilmiyorum. Biz bunu denedik sonuçta. My feet. Thank God. Dur pişirmeye geçti. Şu ateşi harlayalım. Belli bir süre şurada dinleneyim. Ondan sonra gider daha daha ileride bir yerde yakarız. Şey, ateş. Şu uyku durumunu en azından bir geçirelim şuradan. 2 saat uyusun yeter herhalde. Hiç sorma. Tanrı'ya şükür ediyorsun. Ben taşıyorum seni. Göt. İlahi bir güç mü taşıyorum? Altına da bir su içirelim. I'll see if I can help. I've done what I can. Oh, suyumuz bitmiş. Hemen suda yap o zaman. 1 litre yeter. Çok ağırlık kötü olur. Acaba gece vakti çıkmasa mıydım yola diye de düşünüyorum. Yani gece olacak en azından. Suyu erittim. Bir de onu temizlemem gerekecek daha sonra. Tablet var üstünde. Çok dert değil de. Fuş kabuğu. Yani temizinden bir 3-4 saatimiz daha var. Stay with me. Aynen. Atmosfer çok tatlı. Ayrıca değişmesi ne demek abi? Ne yaz mı gelecek anasını satayım? Şuradan karşı kıyıya geçiş var. Bak. Şurası sanırım. Aynen. Şuradan geçit var. Yine eski eve gidebiliyorum. Oradan ne kadar uzun bir yol yürüyeceğimi hatırlayın tekrardan. Şeye kadar gidebiliriz. Veyahut buradan devam edip buradan bağlanabiliriz. Yani her türlü çok uzun bir yolum var. Bu yolu en azından biliyorum ve güvenilir. Her şey yanıyor mu? Ne oluyor? YouTube bana ne ifade ediyor mu? Onu mu soruyorsun? Güzelliğin içinde kötülüğün içinde kaybolan güzellikleri düşünüyorum. YouTube deyince. Aynen buzlardan bir çıt 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 sesler geliyor arada. Sky.
Great. Tamam. Buradan sonra düzeldik. Buradan sonrası problemsiz. Ya şuradan da bir geçit var aslında. Heh. Boş ver. Dediğim gibi bildiğimiz yok. Evet, hikayenin devamı. Asiktir. Hemen koy. Fişekler nerede lan? Fişekler nerede? Fuck. Ay, ağzına sıçayım. Kadını yiyeyim, beni yemeyin. Beceriyor musun lan abi? Nasıl bir duruş? İkide bir de tüfek tıkanıyor zaten. Kadında bir şey var mı, hemen tedavi edelim ona göre. Ha tamam. Oğlum fişek nerede ya? Buradaymış. Ay, ağzına sıçayım yani. I've got you. Hiçbir şey olmadı aynen. Diyorum ya, ısırmıyordu yani. Kafasında böyle böyle bir hareket vardı. O ısırma hareketi değil yani. Eminim. Isırmamış olması daha kötü bence ama neyse. Hayvanların da ihtiyacı var beyler yani. Vahşi doğa işte. Dead wings. No way out. Kurt mu lan o? Ya kaçtı diye varsayıyorum kurdu. Geri toplandıklarında şey yaparlar falan diyordu. Acaba onu vurup öyle mi ilerlesem bilmiyorum. Benden kaçıyor hala da. İlerideki geçide doğru gidelim bari. En azından sıcaklık problemi yok. Astrid'i öyle bir giydirdik ki sıcaklığı düşmüyor Astrid'in. Çok acıkırsak beni yeriz. Her zaman bir şey, ihtimal dahilinde tutuyoruz yani bunları. Niye et yemiyoruz? Dün kulaklarını çınlatmış olabiliriz o mevzuyla ilgili Orçun. Çorapla ağzını niye bağlıyorum lan? Kokudan öldüreceğiz kadını. Soğuktan değil, kokudan öl. Al şu çorabı ağzına çabuk. Çok konuşuyor da ağzına da çorap sokmazsın yani. Ne gaddarlık. Az sus ulan, al sana çorap. O dille koşamamak çok rahatsız edici ya.
Kadın beslenmiyor. Suyu içinde yiyecek sentezlemek için kullanıyor. Ne bileyim lan ben. I got you. We're gonna make it. Sırf yürümeler yüzünden mi? Vallahi ya koşarak gidebiliyorsun normalde buraya kadar. İlk defa bu kadar ağır bir şey taşıyorum. O yüzden insan taşıdığımız için koşmamasını biraz şey karşılayabilirim de. Daha önceki bölümlerde öyle bir sıkıntı yoktu. Rahat rahat koşabiliyordum. Bu oyun için sakınmaz. Yani. En azından geçidi meçidi bulduk oğlum. İyi yanına bak. Harbi kadında iyi pil var. Ve üşümüyoruz yani. Kadın da üşümüyor. Sırtındaki de üşümüyor. Helal olsun. Astrid azimle sıçan dağları deler modunda geziyor. Teşekkür ederim. Ya 6'da başladık. Dolayısıyla 2 saat 45 dakika geçtiğini varsayarsak kısmen. Ama Anno izleyecek değilsen daha bir şeyi kaçırmış değilsin. Anno'ya kadar yolumuz var. Burada da bir kulübe varmış. Çıra falan var. Koyayım seni şuraya. Bakayım ne var ne yok diye. 6 patlar vermesi çıktı. Valla güneş batmak üzere aslında. Buralarda bir yerde ateş yakıp kalsak iyi olabilir de. Etrafta o kadar malzeme var mı? Ya da etrafta malzeme var aslında. Yani burada ateş yakıp geceyi geçirelim ya. Daha sonra ilerlerim. Gaz yağını da kullanıyorum. Bu da iyi oluyor en azından. Sonunda diyor da abi. Karda kışta yatıyoruz sanki ve çok üşümüş sanki. Hiçbir şey yok. Üşüme. Bu kadını neden kurtarmaya çalışıyoruz? Hayatta kalmış, çalışıyoruz. Ne yapalım? Orada ölümünü mü terk edelim? Geber burada mı diyelim? Kim kurtaracak kadını oğlum? Ne gaddarsınız lan? Harbi insanlık için ya. CK2 için DLC gerekli mi? Valla rehberim var şeyde. YouTube'da oturup bakabilirsin. Açıklamaları. Büyük çam dalı. Çam odunu sabaha kadar yanar. Ben sana bir şey diyeyim bu sırada. Abi bu oyundaki en garip şey açık ara Astrid'in bu yanındaki Molly denen kadın. Diğerini de marketten beri gördüğü, orada burada yakaladığı herif olmalı yani. Gözlüklü bir adam var ya, sakallı makallı. Gözlüklü müydü hatırlamıyorum, sakallı. İkide bir karşına çıkan şey Mackenzie'nin. Yani acayip acayip tipler. 8 saat yetmeyebilir bu sırada sabahı çıkarmaya. Metro Sala ha. Oh. Dini karakterimiz. Işınlanan ayı daha garip. Haklı. Işınlanan ayı daha garip, evet. Daha hayatta kalmaya çalışan biriz. Vallahi yani herkes çok rahat da biz anormalmişiz gibi. Sanki. Nasıl bir gece anasını satın. Diyor ya sana, uçaktaki insanları kurtarmaya çalışıyordum, izledim seni falan diyor. Lan sapık, ne izlemesinden söz ediyorsun? Bizim burada
Kıçımızda ayılar bağırıyor. Tamam, 11 saatte yeter herhalde. Yiyecekleri tüketmeye devam. Üstündeki ağırlığın bitmesi için gazozları götürüyorum bol bol da. Rahatlığım. Aa, soğumuş lan, kahveyi unutmuştum. Kahve orada kalsın. Su vardı bende. Şunu kaynat. Ne fark var, midene giriyorlar ne abi? Şunu da al, atın susuzluğunu halledelim ve uyuyalım. Çeyrek kilo gazoz, aynen. Kadını karda yatırıp kendi uyku tulumunda yatan. CK2 multide mi? 6-8 kişiye kadar oynarsın. Ayda az siktir, az siktir, az siktir. Donmuşuz. Oo. 11 saatlik ateş vardı birader orada. Sıçtık. Hızlı 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 hızlı. Hadi bakayım. On bir saatlik ateş vardı. 9 saatte nasıl şey oldu ya bu? Yirmi beş dakika gerçi burada, yani biraz oyalanayım. Ondan sonra gidip hemen ateş aramam lazım. Şu kadına da bir su verelim. Feeling better now. Çok az biraz ısındım. Şimdi gidip büyük odunlar var şurada, onları toplayalım ki uzun sürebilsin atış. Ben biraz donacağım da hatuna bir şey olmaz en azından. En azından şimdi bir şey olmaz. Birazdan olacak. Burada rahat bir 4-5 saatlik şey var. Siktir et. Git koş. Kadına koş. Hipotermi riski soğuk, soğukluktan ötürü. Onu düzeltiriz şimdi. Falan yapalım bir yandan. Kahveyi de koy. Ne bileyim, ürküyor herhalde. Vallahi 1,5 litre su pişirsem mantıklı olur yani. Yetmeyecek gibi çünkü. Güzel.
Tamam, şunu da alalım. Hatun'u içirelim ve yola koyulalım artık, yeter.